VOA Türkçeden herkese merhaba. Begüm Dönmez Ersoz ben. Amerika'da yine yoğun bir gündem var, hareketli bir gündem var. Bir yandan kongre biraz sonra saat 1.de bir saat sonra başlaması beklenen bir ortak oturum ve bu ortak oturumda artık Joe Biden'ın 3 Kasım seçimlerindeki zaferi tescillenecek ki Trump cephesinden gelen aksi yöndeki çabalara rağmen. Bunun da dışında yine Biden dönemini etkileyecek olan ve kongredeki o güç dengesi açısından çok önemli olan Georgia seçimleri. Georgia eyaletindeki seçimlerde resmi olmayan sonuçlar geldi sabaha karşı seçimlerden bir tanesinde biraz daha net bir sonuç var. Diğeri biraz daha sonuçlar yakın. Önce o tabloyu aktararak başlayalım. Sonrasında da bu seçim sonuçlarında ne etkili oldu? Hangi faktörler etkili oldu ve neden bu kadar önemli? Joe Biden döneminde nasıl etkileyecek? Bunları biraz konuşacağız. Şimdi Rakamlarla başlayalım. Demokrat Parti'nin senatör adaylarından bir tanesi Rafael Warnock'tu. Kendisi bir rahip, pastör, siyah, cumhuriyetçi rakibi Kelly Loeffler'a karşı şu son rakamlara bakacak olursak %1.2 oranında bir fark atmış durumda e, Warnock %50.6 ile önde. Laughter 49.4'te. E, bir diğer yarışta yine Demokrat e, Parti'nin senatör adayı e, John Oswald. Nokta e, David Perdue e, Cumhuriyetçi rakibi yüzde 49.8'de dolayısıyla o cephede 0.4'lük bir fark var. Çok az bir fark var. Diğer cephede ise daha büyük bir farkla demokrat aday ipi görünüyor. Dün gece geç saatlerde sonuçların biraz belli olmaya başlamasıyla Demokrat Parti'nin senatör adayı Warnock çıktı bir konuşma yaptı. Ki kendisi bu sonuçlarla Georgia eyaletinden Senatör seçilen ilk siyah hatırlayacaksınız. Joe Biden 3 Kasım seçimlerinde bu eyaleti 1992 yılından bu yana kazanan ilk Demokrat Başkan adayı olmuştu genelde orada 92'den beri Cumhuriyetçi aday kazanıyordu o eyalette. Şimdi dün Warnock ilk siyah senatör olarak Georgia eyaletinden çıkan bir konuşma yaptı. E, annesine hatta atıfta bulundu. E, dedi ki e, bir başkasının pamuklarını toplayan 82 yaşındaki eller bu kez sandığa giderek en küçük oğlunu e, senatör seçti e, dedi. E, önemli ifadelerdi bunlar. Yani Amerika işte böyle bir yer mesajını verdi. E, senatör seçilen e, Warnock. Sonra da bir birlik mesajı verdi. Ya Bu seçimde oyunuzu kime vermiş olursanız olun önümüzde artık bir tercih var. Yani bölmeye mi devam edeceğiz yoksa birlik halinde mi hareket edeceğiz yoksa işte siyasette oyun oynayarak mı bu işi sürdüreceğiz şeklinde bir mesaj verdi. Şimdi dolayısıyla bu sonuçlarla Demokratlar zaten temsilciler meclisinde çoğunluktaydılar. Şimdi bu haliyle sonuçlar kesinleşirse Demokratlar Senato'da da 50 Normalde aslında 48 sandalye demokratlarda daha doğrusu işte 46 artı 2 bağımsız senatör var. Demokrat Parti çizgisinde oy kullanıyorlar. Bu sonuçlarla 50-50 olmuş durumda ve Kamala Harris Demokrat partili başkan yardımcısı eşitliği bozacak isim. Demokrat isim dolayısıyla kontrol demokratlara geçmiş olacak eğer bu haliyle sonuçlar kesinleşirse. Şimdi ne etkili oldu peki bu sonuçta? Yani 1992'den bu yana Georgia eyaletinde hiçbir demokrat başkan adayı kazanamıyordu bu eyalette. Önce Joe Biden orada kazandı. Hatta 3 kez sayıldı orada oylar. 3'ünde de Joe Biden'ın kazandığı tescillendi eyalette. Şimdi Georgia seçimlerinde bu eyaletten siyah bir senatör seçiliyor. Ne etkili oldu bunda? Siyah oyları etkili oldu. Özellikle sandığa gitme oranları Georgia eyaletinde ve erken oy verme oranları yüksek. Yani seçime katılım yüksek ve bunda da siyahların başını çektiği bir takım işte gruplar son 6 haftadır kapı kapı dolaşarak gezerek seçmenleri sandığa çekmeye çalıştılar. Pek çok etkinlikler düzenlediler. Bunlar tabii ki etkili oldu siyahların sandığa gitmesinde. Bir de tabii Stacey Abrams faktörü var. Stacey, Stacey Abrams yine başkanlık seçim sürecinde de siyahların mobilize olmasını sağlamış önemli siyasetçilerden bir tanesi örgütlenme, organize olma açısından e, önemli e, rol e, üstlendi. Kendisi 2018 yılında Demokrat Parti'nin vali adaylarındandı. da o e, seçimi, e, Georgia'daki valilik yarışını 55 bin oy farkla kaybettikten sonra da kendini Demokrat Parti içerisinde işte başkanlık seçimi sürecinde ve Georgia eyalet seçimi sürecinde siyah oyların e, toplanması, örgütlenmesi e, konusuna vakfetti e, denilebilir. Bir diğer e, e, faktör e, tabii ki tek faktör değil biraz sonra söyleyeceğim şey ama etkili oldu e, bu süreçte. E, Georgia'nın e, Atlanta e, şehri ve buradaki hip hopçılar, rapçiler. E, özellikle Amerika'da e, George Floyd protestoları döneminde yani işte ırkçılık e, karşıtı e, protestolarda da e, Atlanta'daki rapçi isimler çok etkili olmuşlardı. O zaman hatta işte Killer Mike adlı bir rapçi kameralar karşısına Atlanta Belediye Başkanı ile birlikte geçip e, siyahlara bir anlamda mesaj vermişti. Yani evet e, siyasi duruşunuzu e, gösterin, karşı çıkın, adalet isteyin. Ama Atlanta'da bir yandan da o şiddet olaylarına da e, tanık olmuştuk o süreçte. E, bunu yapmayın ama hakkınızı arayın, adaleti arayın mesajını vermiştir rapçi Killer Mike. İşte bu isimler, Jeezy... ...Killer Mike gibi e, hip-hop şarkıcıları diyelim... E, ...siyasete, seçime e, katılmasında etkili oldu. Bir diğer e, faktör, e, Georgia eyaletinde son yıllarda değişen demografi ve işte nüfus yapısı. Şimdi e, salı günü, yani dün e, hemen sandık çıkış anketleri sonuçları geldiğinde mesela işte siyah seçmenlerin yüzde %93 93'ü Demokrat Parti'nin adayları Ossoff ve Warnock'a oy verdiğini söylemiş. Cumhuriyetçi Loeffler <laughs> ve Purdue beyazların oylarının %71'ini almış sandık çıkışı anket sonuçlarına göre. Şimdi pek çok aktivist ve işte bu örgütlenme sürecinde görev alan kişiler Georgia nüfusunun işte gittikçe çeşitli hale gelmesinin demokratların burada bir demokratların zaferinin önünü açtığını ifade ediyorlar siyah seçmen sayısının son 20 yıl içerisinde önemli ölçüde arttığına dikkat çekiyorlar ve 2019 yılında siyah seçmen eyaletteki seçmen sayısının üçte birini oluşturuyor Pew Araştırma Merkezinin verilerine göre. Şimdi gelelim Georgia seçim sonuçları neden önemli ABD siyasetinde. Şimdi Amerika'da işte Beyaz Saray var. E, Kongre var. iki kanattan oluşuyor. Temsilciler Meclisi ve Senato. Ve başkan görevi devraldığında aslında yapabilecekleri ve yapamayacakları e, kongredeki güç dengesiyle belirleniyor. Temsilciler Meclisi'nde demokratlar e, çoğunlukta. Şimdi Senato'da da demokratların çoğunlukta olduğu kesinleşirse ki çok yakınlar buna e, o zaman Beyaz Saray'da da işte demokrat bir başkan olacak, Joe Biden olacak 20 Ocak'ta yemin edip göreve başlamasıyla birlikte. Dolayısıyla Amerika'da yasa yapımından tutun Joe Biden'ın kabinesinde önemli görevlere getireceği isimlerin alacağı onaya kadar pek çok süreci etkileyecek bir şey bu. Yani Georgia eyaletindeki seçim sonuçları senatodaki güç dengesini atamalar, yasalar hepsi bu yeni güç dengesine bağlı olarak ilerleyecek. Hatta şu konuşuluyor Joe Biden kabinesindeki pek çok isimi zaten aday gösterdiği isimleri açıklamıştı. Bir tek Adalet Bakanı kalmıştı açıklamadığı. Bu sonuca bağlı olarak Adalet Bakanlığına kimi getirmek istediğine biraz daha net bir şekilde karar verecek gibi görünüyor Joe Biden. Şimdi Biraz önce e, aktarmıştık ya işte 1992'den e, bu yana işte orada cumhuriyetçiler kazanıyordu başkanlık seçimini senatoda da ikinci turları genelde cumhuriyetçi adaylar kazanıyordu. Peki şimdi Hoca eyaletinde bu siyahların oyları ile birlikte böyle bir e, tablo ortaya çıkınca e, fatura kime kesilecek? Partiler siyasi partiler nasıl özellikle Cumhuriyetçi Parti nasıl bir yol çizecek kendisine. Bazı isimler işte başkan Donald Trump'ın özellikle 3 Kasım öncesi ve sonrasında, ki süreçte takındığı tavır bunda etkili oldu mu, olmadı mı? Bu sonuçların kesinleşmesinin ardından Cumhuriyetçi Parti de kendi içerisinde bunun bir muhasebesini, muhakemesini yapacağı konuşuluyor Amerikan basınında, medyasında. Şimdi ayrıntılar böyle Georgia seçimine ilişkin. Bir yandan da gözümüz kongrede olacak bugün. Saat 1'de yani bir 50 dakika sonra Senato ve Temsilciler Meclisi ortak oturumu başlayacak ve Joe Biden'ın 3 Kasım'daki zaferinin tescillenmesi bekleniyor. Bazı kongre üyeleri buna itiraz edeceklerini açıklamıştı. Bu oturuma Mike Pence, Başkan Ermiş'si Mike Pence başkanlık edecek. Bir yandan da başkent Washington'da Trump yanlıları gösteri düzenliyorlar. E, VOA Türkçe ekibi de onları takip ediyor. E, gün içerisinde dediğimiz gibi gözümüz bir yandan bunlarda olacak yeni gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız diyelim. Şimdilik hoşçakalın.